Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube videosu ile beraberiz inşallah. Bugünkü YouTube videomuzun konusu da yine sizler için ve akvaryum balıklarınız için gerçekten çok faydalı bir konu. Benim de deneyimleyip tecrübe ettiğim bir konuyu sizlerle dilim döndüğünce basit, yalın bir şekilde, güzel, anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım inşallah. Bugünkü videomuzun konusu patnos sarmaşığı. Şöyle bir göstereyim mi size sarmaşığı videomuza başlamadan önce? Bakın dostlar, bu bitkinin adı patnos sarması, yani iç mekan sarmaşığı olarak geçiyor. Bunun ışık ihtiyacı oldukça az. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Böyle kökleri var. Bu bitki hakkında bilgi vereceğim. Ama neden bitkiler akvaryum canlıları için önemli? Bunun hakkında biraz bilgi vereyim size. Sonra da bitkiyi kısaca anlatayım. Videomuzu tamamlayalım inşallah. Yani 5-6 dakikalık bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu konu hakkında her şeyi anlatabileceğim. İnşallah bu 6 dakikalık videoda her şeyi size anlatacağız. Şimdi akvaryum bitkileriyle uyumlu canlılar var dostlar. Bunlar neler? Lepistes türleri veya böyle küçük balıklar. Akvaryum bitkileriyle uyumlu canlılar. Bir de akvaryum bitkileriyle uyumlu olmayan canlılar var. Onlara bir şey demiyorum. Ama akvaryum bitkileriyle uyumlu olan canlıları eğer besliyorsanız, Lepistes, Moli, Plati, Tetrazon grubu canlılar besliyorsanız, bu canlılarla mutlaka benim önerim bitki bakmanızdan yana olacak. Çünkü bitkiler gerçekten akvaryum için çok iş gören canlılar. Her ne kadar bu bitki deyip geçiyoruz ama gerçekten bunun akvaryumda karşılığı çok fazla. Sizin akvaryumda görmediğiniz amonya, nitratı emiyor ve akvaryum suyunu gerçekten çok güzel bir şekilde arındırıyor diyebilirim. Çok faydalı canlılar bunlar. Eğer akvaryum bitkisi besleyecek bir ortamınız yoksa, bu ortamdan kastım şu, kumunuz yoksa, ışığınız yoksa veya akvaryum bitkiniz yoksa, bu arada bizim muhabbet kuşumuz var. Bizi rahat bırakmıyor video çekerken. Durmadan kameranın üzerine atlıyor. Bundan fırsat buldukça videomuza devam edeceğiz inşallah. Şöyle omzuma gel inşallah. Evet. Eğer kumunuz, bitkiniz, ışığınız yoksa böyle iç mekan bitkisi olan patnos sarmasını besleyebilirsiniz. Gerçekten akvaryumda iş gören bir bitki. Şöyle bunu bir dalından koparıyorsunuz. Kopardıktan sonra zaten şöyle bir göstereyim. Yaprakları bu şekilde. Oldukça güzel bir bitki diyebilirim size. Bunu dalından koparıyorsunuz. Kopardıktan sonra böyle bir vantuz alıyorsunuz. Vantuz. Vantuzu bitkiye takıyorsunuz. Bitkinin yaklaşık kaç santim? Şöyle bir göstereyim. Gösterebilecek miyim? Yaklaşık gördüğünüz gibi şöyle 2-3 santim, 4 santim hadi taç çatlasın. Suyun içinde olacak, vantuz takılı olacak. Bu bitki zaman içerisinde gördüğünüz gibi böyle akvaryuma köklerini salıyor. Böyle göstereyim. Evet, köklerini salıyor. Bu köklerinden akvaryumda bizim göremediğimiz balıklar için gerçekten çok zararlı olan amonya nitratı emiyor dostlar. Emdiği zaman da gördüğünüz gibi bitkimiz hem sağlıklı bir şekilde büyüyor, hem bitkiler için, bitkimiz için bu faydalı. Yani bitkinin sağlığını tehlikeye atmıyoruz. Hem de bu bitki akvaryumdaki amonya nitratı emdiği için, temizlediği için akvaryumdaki canlılarımız için de çok güzel doğal bir ortam oluşturuyor. Yani böyle bir bitki bulabilirseniz bu bitkiyi kullanabilirsiniz. Dalından koparıyorsunuz, yaprağından değil, herhangi bir dalından koparın. Kopardıktan sonra belirttiğim gibi tekrar bir göstereyim şöyle. Yaklaşık 2-3 santim, 4 santim suyun içinde olacak. Bir vantuz alıyorsunuz pet shop'tan, fiyatı 1-2 lira. Takıyorsunuz 2-3 santim suda olacak şekilde. Bu zaman içerisinde böyle suya kök salıyor. Kök saldığı zaman da bitkimiz sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirebiliyor. Yani akvaryumlar için önerebileceğim bir bitkidir. Uzak doğuda, Güney Asya'da falan bu bitkiler gerçekten akvaryum hobisine çok kullanılıyor. Kullanıldığında zaten eğer araştırma yaparsanız siz de bunu tetkik etmiş, incelemiş olursunuz diyebilirim.
patnos bitkisi akvaryum hobimiz için farklı bir boyut kazandıracak inşallah. Bu videomuzda da size patnos bitkisini anlatmaya çalıştım. Gerçekten bitkisi, kumu, armatürü olmayan kişiler için güzel bir yöntem. En azından bir tane bir dal bitki koparıyorsunuz, vantuzda suya takıyorsunuz. O kendi kendine ışık, kum olmadan büyüyor ve suyunuzu temizliyor. Gerçekten güzel bir yöntem diyebilirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.